Çok teşekkürler. Değerli dostlar, Risk Yön üyeleri, hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam da çok zevkli bir oturum dinleyeceğimizi biliyorum. Ama önce etkinlik komitesinin değerli üyelerine ve başkan yardımcısı Sayın Emre Kümbetli'ye çok çok teşekkür ediyorum. Büyük emek var bu işin arkasında. Arkasından bu 4 serilik meslek hastalıkları tartışmasını başlatan, kurgulayan, gerçekleştiren İş Sağlığı Güvenliği Hukuku Uzmanlık Grubu'nun değerli üyelerine Profesör Erdem Özdemir, Avukat Mehmet Mustafa Güneş, Sayın Çiğdem Kıraş, değerli dostum Doktor Ahmet Can Bilgin, Avukat Halil Kale ve Doktor Ahmet Kaplan'a çok çok teşekkür ediyorum. Bugün konuyu çok sevgili dostum, partnerim, yoldaşım, hani birlikte bütün süreçleri yürüttüğümüz Profesör Doktor Yücel Demiral, derneğimizin de üyesi Profesör Doktor Yücel Demiral modere edecek. Yücel'e sözü vermeden önce şunu ifade etmek isterim. İlk oturumda İSG Hukuku Uzmanlık Grubumuzun perspektifi bir mühendis ve bir iş yeri hekimi gözüyle meslek hastalıklarını birinci basamakta, alanda, ortaya çıktığı yerde irdelemekti. İkinci oturumda meslek hastalığı ön tanısıyla hastaneye giden çalışana ne oluyor? Bu süreç nasıl yönetiliyor onu irdeleyeceğiz. Arkasından her iki bakanlığın 20'sinde, 20 Mart'ta her iki bakanlığın, Sağlık Bakanlığı ve SGK'nın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu, edimli süreci nasıl yönettikleri, Sağlık Bakanlığı'nın da meslek hastalıkları ile ilgili perspektifinin ne olduğunu birlikte irdeleyeceğiz. Son olarak yine birisi uzmanlık grubu başkanımız olmak üzere iki değerli iş hukukçusu, meslek hastalıklarının hukuki boyutunu ve süreçteki açmazları, hukuksal açmazları masaya yatıracaklar. Bu arada bugün derneğimizin bülteninin, aylık çıkarmayı planladığımız bülteninin ikinci sayısını yayımladık. Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Serdar Paker'in büyük çabasıyla yürüyen bir süreç ama şimdilik aksama yok. Aylık devam edeceğiz ve giderek genişlemeyi umuyoruz. Sizlerin de katkı ve geri bildirimlerini bu bakımdan bekliyoruz. Ben hemen değerli dostum Profesör Doktor Yücel Demiral'ı tanıtıp ona sözü bırakayım. Sevgili Yücel, benden genç görünüyor ama aynı akranız. Sakın aldanmayın. Çok önemli bir akademisyen, çok çok değerli bir akademisyen, pek çok şeyi ilkini başlatan bir insan. Ama iki önemli şeyin altını çizerek hemen sözü ona bırakayım. Bunlardan bir tanesi psikososyal risk etmenleri ve bu etmenlerin ölçülmesi, değerlendirilmesi, pek çoğumuzun kullandığı, kullanmaya başladığı COPSOR değerlendirme aracının da uluslararası düzeyde geliştiren Çekirdek grubun bir üyesi, tıpkı Doktor Ceyda Şahan gibi. İkincisi, Türkiye'de iş hijyenini kurumsal olarak başlatan insan demeliyiz Yücel için. Büyük bir emek, 15 yıla yakın bir süredir hem İtalyan hem Hollanda İş Hijyenistleri Birliği ile birlikte çalışıyor. Bize çok şey katıyor, derneğe çok şey katıyor ve çok şey katmaya devam edeceğini de umuyor ve diliyorum. Ben sözü sevgili Yücel'e bırakıyorum. Çok teşekkürler Yücel. Çok teşekkürler. Valla böyle senden duyunca gururlandım tabii, sağ olasın böyle tanıttığın için. Şimdi Alp de söz etti, bir seri şeklinde meslek hastalıklarını deyim yerindeyse masaya yatırmış oluyor Risk Yönetimi Derneği. O yüzden de çok teşekkürler bizleri de davet ettiği için. Tek bir oturumda tamamlanacak bir konu değil çünkü
birçok boyutu var. İşte bunları da dört ayrı başlıkta ele almayı uygun görmüşler. Hukuk uzmanlık grubu üyelerinin yaptığı çalışmalar sonucunda böyle bir bölümlendirme olmuş. Çok da yerinde olmuş çünkü dediğim gibi konunun yani meslek hastalıklarının yani iş sağlığı güvenliği genel olarak tabii çok boyutlu, çok multidisipliner bir alan. Meslek hastalıkları da tabii bunların hepsinden etkilenen bir konu. Dolayısıyla da biz hangi alandan bakıyorsak biraz öyle görme eğiliminde oluyoruz. Yani bunun sosyal tarafı var, teknik tarafı var, tıbbi bölümü var, hukuksal boyutu var. Ve kimi zaman diğer iş sağlığının daha genel anlamda da sağlığın diğer alanlarında da aynı şekilde bir ama meslek hastalıklarının şöyle bir özelliği var. Kimi zaman bu sosyal, hukuksal boyutları medikal boyutun önüne de geçebiliyor. Kimi zaman. Ülkemizde de tartışmalar kimi zaman oraya odaklanmış olabiliyor. O yüzden de böyle farklı grupların görüşlerini almak, farklı grupların derken farklı profesyonel background'da olan kişilerin görüşlerini dinlemek son derece önemli. İlk oturumda iş yeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının, mühendislerin bakış açılarından bir değerlendirme yapıldı. Ve birçok da soru soruldu. Ben de katılma fırsatım oldu bu toplantıya. Şimdi hem orada sorulan sorulardan hem de ilk temas noktasından sonra hastanelere geldiğimiz zaman nasıl ele alınıyor, ne tür süreçler oluyor, nasıl sorunlar var, bunlardan söz edeceğiz. Bildiğiniz gibi aslında bu konu 2000'li yılların başında SSK'ların devredilmesiyle aslında hem eğitim araştırma hastanelerinin hem de devlet üniversite hastanelerinin gündemi oldu. Sanırım yanlış söylüyorsam lütfen düzeltin. 2005, 2004, 2005 yıllarında sağlıkta dönüşüm programının özür dilerim bir bileşeni olarak diyelim. SSK hastaneleri Sağlık Bakanlığı'na devredildi. Hemen arkasından da 2008-2009 yıllarında sanırım önce devlet üniversiteleri hastaneleri ve ardından da eğitim araştırma hastanelerine 2010-11 yıllarında tanı koyma yetkilendirilmiş hastaneler tanımlandı. Ve ardından da 2012-2013 yıllarında iş ve meslek hastalıkları uzmanlık alanı başladı. İşte şimdi bugün de bu uzmanlık alanından eğitimlerini almış, tamamlamış ve bu alanda deneyim kazanmış iki konuşmacımız var. Ben çok uzatmadan sözü önce üniversite hastanelerinde bu süreç nasıl işliyor ve temel kavramlar, temel yaklaşımlar nasıldır onu dinleyeceğiz. Ardından da eğitim araştırma hastanelerinde nasıl değerlendiriliyor? Ve bir arayüz olarak belki düşünebiliriz. Hem birinci basamak ya da ilk temas noktasıyla iş yeri hekimleriyle SGK arasında görevlerini sürdüren iki değerli konuşmacımız var. İkisini de eminim tanıyorsunuz. Ceyda Şahan, doçent doktor, 9 Eylül Üniversitesi'nden hem hak sağlığı uzmanlığını hem de iş ve meslek hastalıkları uzmanlığını 9 Eylül Üniversitesi İş ve Meslek Hastalıkları bilim dalından uzmanlığını aldı. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi'nde görev yaptı ve sonra tekrar 9 Eylül Üniversitesi'ne döndü. Bu arada aynı zamanda da iş sağlığı doktorasını da çok yeni tamamladı. Ben önce sözü Ceyda'ya devredeyim. Ceyda benim atladığım bir şey varsa lütfen sen tamamla. Süremiz iyi kullanabilirsek yaklaşık bir saatlik bir süremiz olacak. Bunun 15 dakikası şu anda geçti. Ama her birinizin 20'şer dakikalık, 20-25 dakikalık bir süreyi kullanabilirsiniz. En sonunda da sunumların sonunda sorularınızı alacağım. Ama bu arada sohbet bölümünden ilettiğiniz soruları ben biriktirerek sorduğunuz kişiyi de yazarsanız ben aktarmaya çalışırım. Peki sözü sana devrediyorum Ceyda.
Çok teşekkürler hocam. İyi akşamlar herkese. Tekrardan hoş geldiniz. Ben ekranımı paylaşayım. Aslında burada tekrardan tarafları görmek ve hocalarımızla birlikte bu konuyu tartışmak çok kıymetli bizim için. Ben biraz aslında üniversite hastanelerindeki sürece daha hakim olarak çalıştım bu süreçlerde. Bunlara ait deneyimlerimi paylaşmak istiyorum bugün sizinle. Ama öncesinde biraz her zamanki gibi genel tanımlardan da bahsedeceğim. Bu nedenle aslında meslek hastalığı dediğimizde ne algılıyoruz? Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımıyla iş yeri ortamında bulunan faktörlerin etkisiyle meydana gelen hastalıklar. Özgün güçlü bağ bulmamız gerekiyor ve nedensellik ilişkisini kurmamız gerekiyor meslek hastalığı dediğimizde. Genellikle tek bir etkene bağlı olanlara çok daha rahat tanı koyabiliyoruz. Ve temel argümanımız da kişinin meslek hastalığına sebep olan işte çalışmaması halinde hasta olmaması. Bunun için hastaya tanı koyarken klinik ve patolojik verileri kullanıyoruz, iş öyküsünü kullanıyoruz ve iş analizinde nelere maruz kaldığını incelememiz gerekiyor. İşle ilişkili hastalık kavramı da daha genel. Farklı hastalıkların farklı nedenleri olabiliyor, iş dışı nedenleri olabiliyor. Çalışma şeklinden de etkileniyor ve işin daha özelliklerinden dolayı hastalığın şiddeti artabiliyor ya da hastalığın boyutu değişebiliyor. Genellikle iş yeri dışında temel etken olabiliyor. Meslek hastalıklarından daha sık görülebiliyor bu hastalıklar ve hastalığın doğal seyrini değiştirdiği için bizim için önemli. Kalp hastalıkları, KOAH, kas iskelet sistemi hastalıkları bunlardan en sık görülenleri. En sık gördüğümüz hastalıklar neler diye bakarsak, baktığımızda aslında bizim bütün sistemlerle ilgili hastalıklarımız mevcut. Bu nedenle de farklı kliniklerle birlikte çalışmak durumunda kalıyoruz ve konsülte ederek hastalarımızı birlikte değerlendirerek kesin tanılarını koymamız gerekiyor. Aslına bakarsanız çok geniş bir dahili alan iş meslek hastalıkları bu alanda. Ve mesela göğüs hastalıkları, kulak burun boğaz, fizik tedavi, dermatoloji, nöroloji, farmakoloji, kardiyoloji, iç hastalıkları, psikiyatri, bütün hastalıklarla ilgili meslek hastalığı olma olasılığı olduğu için işle ilişkisini değerlendirmemiz gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımından az önce bahsetmiştik meslek hastalığı anlamında. Bu aslında tıbbi ve genel bir tanımlama. Ancak sosyal sigortalar, genel sağlık sigortası kanununda meslek hastalığı sigortanın çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlük halleridir şeklinde tanımlanmıştır. Yani 5510 sayılı kanunda tanım birazcık daha farklı. 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu'nda da mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık olarak tanımlanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımıyla örtüşüyor. Bir hastalığı bizim meslek hastalığı diyebilmemiz için öncelikle hastalığı kanıtlamamız gerekiyor. Semptom, bulgular, tıbbi tetkikler, laboratuvar testleri, görüntüleme. Bunun yanında maruziyeti kanıtlamamız gerekiyor. Yine mesleki geçmişinde, iş analizinde nelerle karşılaştığı, bunların hepsi çok önemli bizim için. Ve literatüre dayalı nedensel ilişkiyi kanıtlamaya çalışıyoruz bilimsel destekleyerek. Bunun için bizim aslında iş yerine ilişkin maruz kalım bilgilerinin olması gerekiyor. Bunlar neler olabilir? İş yerinde kullandığı malzemelerin elde edilmesi, iş yeri ortam ölçümlerine ilişkin raporlar, iş yeri hekiminden ya da önceki öyküsünden aldığımız mesleki ya da çevresel öyküsü, hastanın kapsamlı geçmiş periyodik muayene sonuçları, bunun dışında diğer tüm görüntüleme ve tetkik sonuçlarını birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Aslında bu sadece meslek hastalığı tanısı koymak bizim için bir güçlük değil. Bütün dünyada var aynı sorun. Ancak bizde birazcık daha yeni başladığı için süreçler biraz daha zorluklarımız var. Genel anlamda baktığımızda insan gücü ihtiyacı, nedensel ilişkide kurmakta zorluklar, multifaktöriyel etkilenimler, politik etkenler, meslek hastalıklarının kabul görememesi, maruz kalım bilgisine ulaşmadaki sıkıntılar,
Ya da işte latent dönemde uzun yavaş ilerleyen hastalıklarda kanser tanısının geç konması ve meslek hastalığı olduğunun akla gelmemesi gibi sorunlar olabiliyor. Bu süreçte aslında meslek hastalığı olduğu iddia edilen bir olguya yaklaşımı da hatırlayalım. SGK sevki halinde kişinin hem sağlık hizmeti, yol gündelik giderleri karşılanıyor. Nasıl sevk edilebilir hastanelere, yetkili hastanelerde? Herhangi bir iş yeri hekimi meslek hastalığından şüphelendiğinde çalışanı bilgilendirerek sevk edebiliyor. Ve bunun için rapor sürecine girebiliyor. Kişi kendisi meslek hastalığı olduğu iddiasıyla hastaneye doğrudan başvuru yapabiliyor. Herhangi bir klinikten meslek hastalığından şüphelenen çalışan yine kendisi başvurulabiliyor. Ve bunun yanında SGK İl Müdürlüğü'ne şahsi başvurusuyla sevkle yine meslek hastalıkları hastanesine, tıp fakültesi hastanelerine, devlet üniversite hastanelerine başvurabiliyor. Ve tanı konduğunda, meslek hastalığı tanısı konduğunda 10 gün içinde yine SGK İl Müdürlüğü'ne bildirim zorunluluğu var. Bu bildirimi zorunlu hastalıklar bunlar. Ve itiraz, yani bunun son olarak kararını yine SGK veriyor. Meslek hastalığını tazminat hak edip hak etmediğini ya da tekrardan sevk edebiliyor. Bununla ilgili tartışmalar var. Eğer kurum itiraz ederse karara Yüksek Sağlık Kurulu'na gönderiliyor. Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından yine meslek hastaneleri, tıp fakülteleri, eğitim araştırma hastaneleri de tanı konabiliyor. Şu an için 49 iş meslek hastalıkları uzmanı yandal uzmanlık eğitimini tamamladı. Yeni mevzuata göre 31 de yandal uzmanlık öğrencisi halen eğitimine devam etmekte. Aslında çok kıymetli bir iş gücü yetişti şu an için. Yandal uzmanlık öğrencileri de hızla eğitimlerini almaya devam ediyorlar. Yine 5510'a göre baktığımızda usulen sağlık kurulu raporu aynı branştan en az 3 uzman hekim veya ilgili uzmanların bulunması kaydıyla farklı branşlardan 5 uzman hekim tarafından kurul tanı koyabilir. Meslek hastalığı sağlık kurulu raporu çıkartabilir deniyor. Birazdan bunun detaylarını irdeleyeceğiz aslında. Bu olabiliyor mu gerçekten? Bunu konuşacağız. Bizim düzenlediğimiz mesleki sağlık kurulu raporlarında herhangi bir oran verilmiyor, engellilik belirtilmiyor. Bunu da özellikle hem hastalarımıza hem de taraflara vurguluyoruz. Meslek hastalığı sağlık kurulu düzenlemekle yetkilendirilmiş hastaneler Aralık 2022 itibariyle gösterdiğimiz linkte belirtiliyor. Ve bu mesela İzmir'de yetkili olduğu görülen hastaneler. Bütün eğitim araştırma hastaneleri ve tıp fakültesi hastaneleri yetkili görünüyor şu anki haliyle. Tabii ki bunun dışında bütün Türkiye'deki birçok hastanede yetkili görünüyor hali hazırda. Tabii ki bunun için yapılması gereken işte sağlık kurulunun, mesleki sağlık kurulunun kurulması, işleyişiyle ilgili de düzenleme yapılması gerekiyor. Bunun önünde yasal bir engel yok en azından. Baktığımızda bu da yine protokollü birlikte kullanılan hastanelerin listesi. Yine aynı Aralık 2022 itibariyle bu listeler yayınlanmış. Sosyal Güvenlik Kurulu da Sağlık Kurulu raporlarını ve e-rapor hakkındaki duyuruyu paylaştı bizimle 17 Ocak 2020'de. Aslına bakarsanız bundan önce az önce anlattığımız gibi 3 hekim meslek hastalığı tanısını yani 3 aynı branştan hekim ya da 5 farklı branştan hekim Sağlık Kurulu raporu düzenleyebiliyordu. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın bütün raporları e-rapor olarak istemesinden dolayı e-rapora geçildikten sonra artık SGK'nın bu yasal düzenlemeye göre olan sistemi SGK tarafından kabul görmez oldu. Çünkü Sağlık Bakanlığı'na e-rapor şeklinde düzenleme gitmesi gerekiyor. Şimdi buradaki sorun ne? Yine SGK'nın duyurusunda diyor ki, bilindiği üzere kurumumuz sigortalı ve hak sahipleri hakkında mağluliyet, iş kazası, meslek hastalığı tespit ediyor. Artık diyor hepsi e-rapor olarak bize gelmesi gerekiyor. Şimdi buradan yola çıkarak medula sistemi kullanılıyor.
Burada da Sağlık Bakanlığı durum bildirir e-raporunda. Sağlık Bakanlığı diyor ki iş kazası meslek hastalığı tespiti için diyor medulla üzerinden e-rapor getirecek. Buna göre en başta çıktığı haliyle söyleyeyim. Meslek hastalığı sağlık kurulu raporu düzenlemek için kulak burun boğaz, göz, iç hastalıkları, nöroloji veya psikiyatri, genel cerrahi veya ortopedi branşlarının sağlık kurulunda bulunması zorunludur dendi. Daha sonra ne oldu? Bütün bu branşlar yani aşağı yukarı baktığımızda KBB, göz, iç hastalıkları 5 branşla veya dediğinde ilgili branşlar meslek hastalığı tanısı içinde ise yeterli oluyordu. Bu neye dayanıyor diye bakarsak maluliyet tespit işlemleri yönetmeliğinde sağlık kurulu raporlarının nasıl çıkarılacağına dair bu şekilde bir madde 6 var. Bu nedenle de böyle bir kural konmuş. Öncelikle bu şekildeydi. Ancak bunun yanında yani başka bir mevzuat da olmadığı için bu bir engellilik raporu değil tabii ki. Herhangi bir oran verilmiyor ama sağlık kurulu dediğinizde bu iki mevzuat var. Engellilik durum değerlendirmesinde yine bu yönetmeliğin madde altısında da diyor ki kurul başkanı ve aşağıdaki branşlardan uzman hekimler olmak üzere en az 7 daimi üyeden oluşur diyor. Bu defa ne oluyor burada? 6 branş hekimi hepsini istiyor görünüyor ve SGK en son haliyle 6 branş hekiminin tamamını istiyor raporda. Ve hatta şöyle bir şey var. Diğer branşlardan eğer diyor kurul başkanının teklifiyle ilgili branş uzmanı diyelim ki beyin cerrahisi ilgili branş uzmanının görüşü gerekiyorsa buna istinaden diyor bunu da ekleyin kurula deniyor. Hatta bu üçüncü fıkrasında rapor vermeye yetkili sağlık kurum ve kuruluşlarında fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı bulunması halinde bu uzmanın kurulda yer alması zorunludur diyor. Şimdi buraya fizik tedavi rehabilitasyonu da ekliyoruz. Tabii ki tıp fakültelerinde ve eğitim araştırma hastanelerinin neredeyse tamamında fizik tedavi rehabilitasyon uzmanı var. Eğer diyor yoksa da ortopedi travmatoloji uzmanını kurula koyun diyor. Yani burada en az 8 hekim oluyor ve genellikle de bu sağlık kurullarında kurul başkanı iş ve meslek hastalıkları uzmanı olan hastanelerde ya da üniversitede kurul başkanı olarak iş meslek hastalıkları uzmanı oluyor. Bunlar da ekleniyor. Yani sağlık kurulu raporuna 8-9 hekimin imzası oluyor. Yani SGK'nın tanıması için bu raporları. Ben ilerletemiyorum ama. Şimdi baktığımızda bu aslında bir örnek raporun nasıl çıktığına dair. Gördüğünüz gibi her branş kendine göre bütün muayeneleri yapıyor. İşte değerlendirmeleri yapıyor. Hasta bütün poliklinikleri geziyor. İşte nöroloji, psikiyatri, fizik tedavi. Yani herhangi bir hastalığı olsa da olmasa da ilgili hastalığı. Ve en son gördüğünüz gibi bütün branşların 8-9 hekimin gördüğü haliyle poliklinikleri gezdikten sonra kurul raporu çıkıyor. Şimdi şu anki güncel sorunlarımıza bakarsak. Mesleki sağlık kurulu kurma ve uzmanlık branşlarını konuyu açıklama, adapte etme gerçekten zor. Yani sürecin ne olduğunu daha biz algılayamamışken ve aslına bakarsanız bu kişinin diyelim ki kulak burun boğazla ilgili hiçbir hastalığı yok. İşitme ile ilgili bir şüphelendiğimiz durumu yok. Ya da elimizde iş yeri hekiminden gelmiş odometrisi tamamen normal. Gürültü riski bile yok. Ama kişinin pnömokonyoz tanısını alması için ortopedi, genel cerrahi, psikiyatri, kulak burun boğaz bütün bunları gezmesi gerekiyor. Yani sürecin içinde en büyük sorunlarımızdan bir tanesi bu. Kurulun konuya odaklanma güçlüğü, meslek hastalıkları konusunda doğrudan ne olduğunu ya da nasıl karar vermesi gerektiğiyle ilgili sorunlar. Diğer uzmanlık branşlarının konuya ilgisi, yasal sorumluluğunun ne düzeyde olduğu, mesleki tanısını koyma ile ilgili. Kurulun yine bir araya gelme güçlüğü. Bunun yanında SGK sevksiz sağlık kurulu giderlerini karşılamama. Biz bununla çok doğrudan karşılaşıyoruz. Diğer hastanelerdeki arkadaşlarımla da görüştüm. Yine tartışırız burada da.
SGK sevksiz gelişleri var iş yeri hekimeye ya da diğer polikliniklerden hastaların. Ancak bu kurula soktuğumuz zaman bunun giderlerini faturalayamadığımız için SGK sevksiz hastalara sağlık kurulu raporu şu an için düzenlenemiyor. Hastalara diyoruz ki meslek hastalığı varsa şüpheleniyorsak ya da gerçekten evet bu bir tıbbi tanıdır diyorsak sağlık kurulu raporu yani sağlık kurulu raporu için SGK sevki istiyoruz. Diğer branş polikliniklerinden randevu güçlüğü. En azından üniversite hastanelerinde malum biliyoruz. Bir randevuyu almak için yani bu 7-8 branşı gezmesi için kişinin nereden baksanız yani birkaç hafta süren randevu sorunu var. Randevu bulamama bütün bunların hepsini dolaşırken hasta uzaktan gelebiliyor, il dışından gelebiliyor. Birkaç defa gelenler oluyor. Bunların yol giderleri, masrafları, her şeyleri sorun haline dönüşüyor. Tetkik yaptırmaları gerekirse bu süre çok daha fazla uzayabiliyor. Tetkikler için de beklemeleri gerekebiliyor. Sağlık kurulu raporlarının çıkış süresi eğer her şey hazırsa, çok böyle mucize olursa işte 3 gün olabiliyor. Bunun yanında 105 güne kadar yetki veriyorlar. Yani 105 güne kadar da sağlık kurulu raporunu kapatmanızı istiyor SGK. Daha fazla uzadığında da sistem kabul etmiyor bu raporları. Toksikoloji laboratuvarı tetkik sorunları birçok üniversite hastanesinde var aslına bakarsanız. Toksikoloji laboratuvarı olsa bile işte ağır metalleri çalışmak, işte solvent metabolitlerini çalışmak gibi güçlükler var hastanelerde. Yataklı tedavi olanakları zaten çok tartışmalı. Yani hastanelerin yoğunluğunu biliyoruz. Üniversite hastanelerinin farklı odaklı çalışıyorlar. Yataklı tedavide de açıkçası ağır metallerin şelasyonu dışında doğrudan yani diğer klinik branşları doğrudan ilgilendirmediğini düşünebildiğimiz sadece ağır metal şelasyonları var. Bunun için de zaten toksikoloji laboratuvarının aktif olarak işlemesi gerekiyor ve sizin bu sonuçları takip edebiliyor olmanız lazım. Yani şelasyon yapıyorsanız da bu kişinin sonraki takibinde tetkik yapıp düştü mü düşmedi mi bunu takip edebiliyor olmanız lazım. Tek hekim durum bildirir raporu düzenleyebiliyoruz SGK sevkiyle gelmeyenlere. Bunlar da en azından tıbbi tanı konuyor. Tıbbi tanı konuyor ancak işte kişi kendisi isterse sağlık kurulu raporuna gidiyor. Siz onun SGK sevkiyle mutlaka gel diyemiyorsunuz. Çünkü bu kişinin kendi isteğiyle yapabileceği bir şey. Sağlık kurulu raporu da aslına bakarsanız SGK prosedürüne göre tıbbi tanı. Yani biz tek hekim durum bildirir raporu düzenlerken de kulak burun boğaz tarafından muayenesini sağlıyoruz, konsülte ediyoruz hastayı ve birlikte karar veriyoruz aslına bakarsanız. Yani bu bir tek hekim durum bildirir raporu gibi görünebilir ama altyapısında klinik değerlendirmesi ilgili branş hekimiyle birlikte yapılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın meslek hastalıkları bildirim sistemi tam olarak sürveyans değil tabii ki. Yani beklediğimiz anlamda bir sürveyans sistemi değil. Belli merkezlerden meslek hastalığı tanısı konan kişilerin bilgilerini alıyor. Bunları tabii ki bir isimsiz olarak alıyor. Yani kişi tanı olarak. Bunları da aslına bakarsanız çok daha detaylı olarak yani verileri nasıl toplayacağının yanında diyelim ki sağlık kurulu raporu düzenlediklerimizi mi istiyor yoksa tek hekim durum bildirir raporuna meslek hastalığı düşündüklerimizi mi istiyor? Bunları da netleştirmemiz gerekiyor. Bunlarla ilgili de veri toplarken birçok soru işaretleri var. Tabii ki üçüncü basamak olmanın avantajları her zaman kötü değil. Multidisipliner ileri tetkik olanakları olabiliyor. Özellikle bronkoskopi, biyopsi olanakları anlamında. Diğer yandan uzmanlıklarının bulunması nedeniyle işte romatoloji olsun, endokrinoloji olsun bunlarla konsülte edebilme olanağı olabiliyor. Genetikle birlikte değerlendirilebiliyor. Toksikoloji laboratuvarları yani ağır metal bakılamasa bile en azından toksikolojik anlamda görüş sorabileceğiniz yerler olabiliyor. İşte kanser konseyleri, göğüs konseyleri gereğinde oluşturulabilecek ek konseyler olabiliyor. Mahkeme dosyaları değerlendirmede yine diğer branşlarla çalışma olanağı, özellikle işte adli tıpçılarla çalışma olanağı olabiliyor.
Şimdi bütün bu Ceyda hocam, sorunları 1-2 dakika içinde toparlayabilir misiniz? bitti hocam. 20 Sadece bir araştırma sonucundan kısaca bahsedeceğim. Bizim yaptığımız bir çalışma vardı bu konuyla ilgili, yine meslek hastalıklarının tanı bildirimiyle ilgili güçlükler. Alandaki özellikle uzmanların ve bazı iş yeri hekimlerinin görüşleri de alındı. Yöneticilerin de görüşleri alındı. Buna dayanarak aslında biz bir temel sorunların neler olduğunu çıkarmıştık. Tazminat odaklı sistem olması, hekimlerin meslek hastalığı konusunda deneyim eksikliği, ciddi sorunlar arasında. Hekimlerin meslek hastalığı tanısı koymak için yetki eksikliği var. Tanı için kurul raporu gereksinimi ciddi sorun. Meslek hastalığı tanı sürecinin uzun ve zor olması sorunlu. Teknik altyapı eksiklikleri var. Ve meslek hastalıkları uzmanlarının tanı koyma yetkisi kısıtlı. Yani bu nereye kadar olması gerekiyor, nasıl olması gerekiyor ile ilgili çok daha kolaylaştırıcı bir gidişat olabilir diye düşünüyorum. Birlikte tartışabilmek dileğiyle. Teşekkürler. Evet. Çok teşekkürler Ceyda. Birçok konu başlığına değindin. Hem tanımlardan başladın ve meslek hastalıkları, işle ilişkili hastalıklar. Tanım farklılıklarından 6331, 5510'daki tanım farklılıklarından söz ettin. Sevk sırasında tanı süreçlerinden söz ettim ve tabii kurul önemli bir sorun bu alanda. Kuruldan detaylı olarak bahsettim. Ben şimdi bazı sorular var orada ama eğer hoş görürseniz bunu en sonda hepsini toparlayıp iki arkadaşımızı da yönlendireceğim. Zamanı da iyi kullanmak için hızla Esra hocamızın sunumuna geçebiliriz. Esra Aydın da 9 Eylül Üniversitesi İş ve Meslek Hastalıklarından. Esra kaç yıl oldu? Kaçıncı yıl acaba? İstanbul'da mı hocam? Evet. Dördüncü yıl. Dördüncü yıl, Dördüncü yıl. 4 yıldır sanırım Türkiye'deki en deneyimli iş ve meslek hastalıkları uzmanlarından bir tanesi. Çok hasta görüyorlar. En son bir istatistik paylaşmışlardı. Diğer birimlerin toplamından daha fazla sanırım. Türkiye'deki meslek hastalıkları tanı yükü diyelim. Birçoğu Süreyya Paşa Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Esra. Ve çok sayıda vakayla karşılaşıyor. Vaka çeşitliliğinden fazla olduğu ve sayı olarak da en çok hasta bakılan, tanık olan. Halen daha öyle sanırım. Öyle. O yüzden Esra'nın deneyimlerinden faydalanmak çok yararlı olacak. Sözü sana devredeyim Esra. Aynı şekilde seni de 25 dakika kadar bir süre tanıyacağız ve sonradan soru katkılara geçebiliriz. Teşekkür ederim hocam. Ekran paylaşımını yapayım ben. Görünüyor herhalde. Hocam, bir sıkıntı Evet. yok. Herkese iyi akşamlar. Doktor Esra Aydın Özgür ben. Süreyya Paşa Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 4 yıldır iş ve meslek hastalıkları uzmanı olarak görev yapıyorum. Ben de meslek hastalıkları sürecinde bir eğitim araştırma hastanesinde kendi deneyimlerimizden kısa olarak size bahsedeceğim. Sunumda özellikle başvuru süreçleri, tanı ve bildirim süreçlerini tek tek ele alıp problemlerimizden bahsedeceğim ve sonuç olarak da bunlarla ilgili ne gibi önerilerde bulunabiliriz, ne gibi çözümlerde bulunabiliriz diye sunumumu bitireceğim. Yalnız ilerletemedim ben niye acaba? İlk önce ben kısaca bulunduğum hastaneden bahsetmek istiyorum size. Aslında İstanbul'un en eski meslek hastanesi 1976 Kağıthane'de kurulmuş meslek hastalığı polikliniği olarak 1980 ile 91 arası Kartal Meslek Hastalıkları Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi olarak 300 yataklı olarak devam etmiş meslek hastalıkları tanısı koymaya. 92 yılında şu an olduğumuz binasına taşınmış ve İstanbul Meslek Hastanesi olarak 52 yatakla gene meslek hastalıkları sürecine devam etmiş hastane. 2018 yılında Süreyya Paşa göğüs hastalıklarına bağlanmış. Aynı şekilde aynı binada yine meslek hastalarını değerlendirmeye devam etmiş. Yalnız 2023 yılı deprem sonrası binaların, hastanelerin taşınma sürecinde
Diğer artık servislerle birleştiği için kendi servisimiz yok ama aynı hastane içinde yine mesleki poliklinik hizmetini 3 tane iş ve meslek uzmanı arkadaşımla devam ettiriyorum. İlk olarak başvuru sürecinden ben bahsetmek istiyorum. Ceyda hocamız da bahsetti. Aslında 3. basamak hastaneler ve Sağlık Bakanlığı meslek hastanelerinin hepsi meslek hastalığı tanısı koymakta yetkili. Mesleki sağlık kurulu raporlarını düzenleyebilirler, kurul oluşturabilirler. Yetkilendirilmiş hastane olarak geçiyor hepsi. Bizim hastanede bunlardan biri. Bize bu başvurular nasıl geliyor? Ceyda Hocam da mevzuatta yine de bahsetti. Aslında bireysel başvurular, iş yeri hekim sekleri, SGK sekleri, branş hekimlerin sekleriyle başvurular yapılabiliyor. Bizim kendi hastalarımıza baktığımızda bireysel sekler, iş yeri hekimleri ve SGK sekleri yaklaşık %25, dörtte biri kadar bu başvuruların. Branş hekimleri sekleri %20. Bunlar ya sevk kağıdı, hani bir kağıda yazıp gönderme yoluyla ya da yeşil alan açıp yanda da olduğumuz için MHRS üzerinden randevu alarak bizi hasta gönderebiliyorlar. Çok az da olsa iş mahkemelerinden de sekler hastanemizde kabul ediliyor. Yalnız burada bir şey vurgulamak istiyorum. Benim hastanemin eski meslek zamanında yapılan protokollerden dolayı seksiz de olsa hastaları kabul etme yetkisi var. Fakat birçok 3. basamak eğitim araştırma ve üniversite hastanesinde şu an SGK sevki olmadan hastaların kabul edilip mesleki rapor düzenleme yetkisi yok. O yüzden SGK sevki onlar için zorunlu. Diğer hastalar için daha çok tek hekim durum bildirir rapor düzenlemek zorunda kalıyorlar. Ama dediğim gibi benim bulunduğum hastanemin eski protokollerinden dolayı biz her tür hastayı kabul edebiliyoruz. İlk başladığımızda hastanedeki en büyük problemimiz şuydu. Her meslek ve iş sözcüğü geçen hastalık ya da problem bize meslek hastalığı raporu alın şeklinde geliyordu. Biz bu problemi çözmek için triyaj polikliniği oluşturduk. İlk başta bunu bir hekim arkadaşımız yürüttü. Şimdi onun yanında yetişmiş bir tıbbi personel, tıbbi sekreter arkadaşımız bu işi yapıyor. Triyajı neden kurduk? Çünkü mesleki hastalıklar açısından birçok başvuru oluyor ve bunların çoğu meslek hastalığı, işle ilişkili hastalık ya da iş kazası nedeniyle değil. İşe uygunluk, vardiyalı çalışma, yüksekte çalışma raporları ya da ağır tehlikeli işte çalışabilir miyim? Hastalık sonrası bu işe tekrar dönebilir miyim? Ya da herhangi bir sağlık sorunu ile ilgili bunu iş yerine bilgilendirme ile ilgili raporlarla alakalı birçok başvuru alıyorduk. Şimdi triyaj polikliniğimizde bu hastalar değerlendiriliyorlar ve kendilerine uygun olan mesleki rapora mı girecekler, işe giriş uygunluk raporuna mı ya da tek hekim durum bildir rapor mu onlar için daha uygun? Periyodik muayeneye mi girmeleri gerekiyor? Bu şekilde ayrım yapılıp mesleki olan kısımlar, mesleki rapor talebi olan hastalar tarafımıza yönlendiriyor. Ayrıyeten triyaj polikliniğinin bizim için bir önemi daha var. Mesleki hastalık raporu hakkında da hastalar bilgilendiriliyor. Mesleki hastalık raporu nasıl bir rapor olduğunu, içeriğini, sonuçlarını, aslında ne için verildiğini, birincil koruma önlemlerine yönelik bir rapor olduğunu hastalara bilgilendirme yapılıyor. Ondan sonra kabul eden ya da bu konuda talebi olan hastalar tarafımıza yönlendiriyor. Şimdi hastalarımızın il dağılımı açısından baktığımız zaman %45-50 hastamız yine İstanbul, Anadolu ya da Avrupa yakasından bize başvuruyor. Bize başvuran hastaların bulunduğu illeri koyu renkle gösterdim. Çevre illerden özellikle Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Kocaeli özellikle ikinci sırada. Buralardan da bize sevkli seksiz birçok hasta başvuruyor. Ama onun dışında da Karadeniz, Doğu Anadolu, İç Anadolu birçok bölgeden bize hastalar başvuruları oluyor. Bunda hastalar daha az sayıda olmakla beraber sekli de gelebiliyorlar, seksiz de bize başvurabiliyorlar. Sektörler açısından baktığım zaman da genelde işte meslek polikliniklerinin bulunduğu bölgelere göre sektörler şekilleniyor. Örneğin İzmir'deyken ben daha çok seramik sektöründen hastalarımız oluyordu ama İstanbul bölgesinde özellikle tersane, metal parça üretim, otomobil parça üretimi, kurye, paketleme ve depo, market ve mağaza satış danışmanları ki özellikle bu kurye, paketleme, depo, market, mağaza satış danışmanlarının pandemiden sonra ciddi bir şekilde başvurularında artış gözledik. Yine seramik üretimi, maden taş ocağı, temizlik, plastik, tekstil, inşaat, kimya, gıda üretimi, sağlık çalışanları gibi de birçok farklı sektörden polikliniğimize başvurular mevcut.
Şimdi ben hasta verilerimizi şöyle bir başka bir sunum için dökmüştüm. Onları da sizle paylaşmak istiyorum. 2020-2024 arasında 4 yılda yaklaşık 15.318 meslek hastalığı raporu düzenlemişiz biz. Bunların %57'si mesleki ve işle ilişkili hastalık tanısı almış. En çok gördüğümüz hastalık grubu tabii kas iskelet sistemi hastalıkları. Bunlar dünya verilere de uyumlu, dünya verilerinde de en çok görülen hastalıklardan biri. Artı hatta biz karpal tünel sendromlarını, tutuzak nöropatileri nörolojiye değerlendiriyoruz. Bunları da kas iskelet sistemi hastalıklar içinde sayıyor aslında diğer veriler. Bunları da saydığımız zaman aslında %70 gibi bir rakam kas iskelet sistemi hastalığı yükümüz. İkinci olarak solunum sistemi hastalıkları. Kulak burun boğaz hastalıkla kulak burun boğazı ilgilendiren hastalıklar, dermatolojik hastalıklar, intoksikasyonlar, kardiyolojik kalp damar sıraya göre genel cerrahi, psikiyatrik ve daha az olarak da göz hastalıklarını görüyoruz polikliniğimizde. Sıralamaya baktığımız hastaların başvuru şikayetlerine ve tanılarına baktığımız zaman da kas iskelet sistemi hastalıklarına en çok lomber diskopatiler, servika diskopatiler ve omuz darbe sendromları. Solunum sistemi hastalıklarından tabii ki pnömokonyozlar, diğer solunum sistemi hastalıklarına bakıldığında neredeyse 6 kat daha yüksek. Yine astım, KOAH ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor mesleki hastalık olarak. Nörolojik hastalıklardan karpal tünel sendromu, ulnar sinir lezyonları, polineuropatiler, yine işitme kayıpları, alerjik rint, vokal kort nodülleri kulak burun boğazı ilgilendiren hastalıklar arasında ilk 3 sırada. İritan kontak dermatitler, intoksikasyonlardan tabii kurşun maruziyetleri hala bizim en çok gördüğümüz metal yüksekliği olarak karşımıza çıkıyor. Kardiyoloji ve kalp damardan varisler, koroner arter hastalığı, hipertansiyonlar, genel cerrahiden özellikle inguinal herniler, umbilikal herniler, psikiyatrik hastalıklardan ise posttraumatik stres bozukluğu, anksiyete bozukluğu, depresyon tanıları, gözden de alerjik konjüktivit, katarak ve iş kazaları, özellikle işte göze çapak kaçması dediğimiz iş kazalarıyla polikliniğimize başvurularımız mevcut. Peki başvurudaki sorunları özetlersek neler var? En büyük sorunumuz tabii SGK, SYK olmadan kabul. Dediğim gibi biz bunu kabul edebiliyoruz ama birçok görüştüğüm, konuştuğum eğitim araştırma ya da diğer hastanelerdeki arkadaşlar SGK, SYK olmadan meslek hastalığı kurul raporunu çıkaramadığını ifade ediyorlar. Biz de poliklinikte görüyoruz. Arkadaşlarımız tek hekim durum bildiri raporu vermişler. Hatta altına eğer meslek hastalığı raporu talebi varsa SGK tarafından sevkini kendine önermişler. Ki bunun nedeni tabii ki faturalandırma ve bu hastanenin bunu kabul etmemesi. Ama SGK hastayı bize sevk etmiş. Tabii bu bir sevk zincirini bir türlü kuramıyoruz. Hasta şehirler arası gidip geliyor. Emek kaybı, tetkik kaybı. Bir sürü ekonomik sıkıntı ve bir sürü probleme yol açabiliyor ama biz hala bu kısmı çözümleyemedik. Diğer bir sıkıntımız kamu çalışanları. Kamu çalışanlarıyla ilgili hala bir yasa bir düzenleme ertelendi, hala yok. Bize de başvuran kamu çalışanları oluyor. Meslek hastalığıyla ilgili yönlendirilen, sevk edilen kamu çalışanları oluyor. Bunlarla ilgili iş sağlığı düzenlemelerini kim yapacak? Birçoğunun iş yeri ya da kamu hekimi yok. Meslek hastalığı bildirimi nasıl yapılacak? Bunlar da tamamen muamma. Bunun dışında yine başvuruda özellikle meslek hastalığı raporunun neden verildiği, ne işe yaradığı ile ilgili büyük bir kaos var. İşte tazminatımı almak için rapor almak istiyorum. Onun için yönlendirdiler. Biz bunların meslek hastalığı kurulu raporunun böyle bir rapor olmadığını kişilere anlatıyoruz. Genel olarak nedir, rapor ne için kullanılır, sonrasında ne olacak gibi. Büyük bir böyle bir bilgisizlik, çözümsüzlük, SEK'lerde bir şey yok. Bunu da özellikle triyaj polikliniğimizde ya da kendi polikliniğimizde başvuran hastalara teker teker anlatıyoruz. Meslek hastalığı raporu eşittir tazminat. Her zaman tazminat anlamına gelmez, maliyet anlamına gelmez. Amaç iş sağlığını, iş yerindeki iş sağlığı ile ilgili düzenlemelerin yapılması, sağlığı korumak, hastalığın ilerlemesini engellemek diyoruz ama halen bu şekilde yönlendirmeler ve seklerle, ısrarlarla da karşılaşabiliyoruz polikliniğimizde. Peki hastanın bize başvurusu yapıldı, sonra ne yapıyoruz? Hastanın dosyası hazırlanıyor ve ilk iş ve meslek uzmanı değerlendirmesinden geçiyor hasta. Biz hastanın ayrıntılı yakınma, öykü, fizik muayene, özgeçmiş ve soygeçmiş bulgularını sorguluyoruz. Özellikle hastalığı yapacak
Özgeçmişinde ya da özel hayatında hobiler, yaptığı ek işler, öncesinde geçirdiği bir kaza var mı? Bunları ayrıntılı sorgulamak gerekiyor. İkinci olarak iş öyküsünü ayrıntılı olarak alıyoruz. İş öyküsü bizim en yetkin olduğumuz, en dikkatli olduğumuz alan. İşte çalıştığı tüm iş yerleri, aynı işinde yaptığı tüm görevler, çalışma süresi, direkt maruziyetlerinin yanında bir de indirekt maruziyetleri varmış yerinde. Kullandığı koruyucu donanımlar, iş yeri ortamı, havalandırması, diğer iş yeri arkadaşları, kaç kişi çalışılıyor, diğer iş arkadaşlarında herhangi bir sağlık problemi var mı gibi ayrıntılı bir iş öyküsü alıyoruz. Aslında biz bu iki şeyi yaptığımız zaman ilk önce kafamızda bir ön tanımız oluyor. Hastalıkla ilgili bir ön tanımız oluyor. Artı bir de bir risk değerlendirmemiz oluyor. Yani bu iş öyküsüne göre bu hastanın işte fiziksel olarak diyelim gürültü riski orta düzey, düşük düzey ya da yüksek düzey diye aslında iş öyküsünü ayrıntılı aldığımız zaman risk değerlendirmeyi de biz kendimiz kafamızda oturtuyoruz. Daha sonra bu hastalıklarla, düşündüğümüz hastalıklarla ilgili konsültasyonlar ve tetik kısmına geçiyoruz. Tetikleri ve konsültasyonları tamamlayıp kesin tanıya varıyoruz. Her zaman yakınma ile ilgili tetkikler istemiyoruz. Şöyle risk değerlendirme de bizim için önemli. Örneğin bir hasta bize işitme ile ilgili bir problemiyle ilgili başvurabilir ama biz onun risk değerlendirmesinde iş yerinde tozun da yüksek olduğunu düşünüyorsak biz buna diğer akciğer grafisi ve diğer solunum testi gibi tetkiklerini de isteyebiliyoruz. Tetkiklerin ve konsültasyonların sonunda da bir hastalıkla ilgili bir kesin tanıya varıyoruz. Ceyda Hocam da bahsetti. Bir hastalığa kesin mesleki diyebilmek için önce bir hastalığın olması lazım ve onu bizim öykü, muayene, tetkik ve konsültasyonlarla kanıtlamamız lazım. Konsültasyonları isterken de özellikle branş hekimlerine söylüyoruz. Biz sizden bu hastalığın mesleki olup olmadığına dair bir kanaat ya da bir paylaşım beklemiyoruz. Bizim için sizin önemli olan hastalığın tanısını koymanız. Bu hastalık var mı, yok mu, ne evrede? Bizim için önemli olan bu diye özellikle belirtiyoruz. İkinci olan da maruz kalım kanıtlamak. Demin de söylediğim gibi ayrıntılı iş analizi aslında yapılan çalışmalarda en az ölçümler kadar, sayısal veriler kadar riski belirleyebiliyor. O yüzden iş analizini ayrıntılı yapmak gerekiyor. Tabii bazen iş analizi bizim için yeterli olmuyor. O zaman iş yerinin sağlayacağı iş yeri bilgileri, ortam ölçümleri, malzeme güvenlik formları, periyodik muayeneler, işe giriş muayeneleri, tutanaklar, hastalık izin raporları ve özellikle asistan döneminde daha çok yaptığımız, şu an uzmanlıkta pek vakit bulup yapamadığımız iş yeri gezileri bizim için çok fayda sağlıyor. Hastalığı ve maruziyeti kanıtladıktan sonra da biz nedensel ilişki kuruyoruz. Hastalık olabilir, maruz kalım olabilir ama bu maruz kalım bu hastalığı yapar mı? Süre olarak, bilimsel olarak, tutarlılık olarak, biyolojik olarak uygun mu? Örneğin kişide bir malignite var, maruz kaldığı ortamda bir kimyasal var. Bu kimyasal bu maligniteyi yapar mı? Yapması için ne kadar süre maruz kalması, ne kadar dozda maruz kalması gerekiyor? İlişki tutarlı mı? Hastalık maruz kalımdan önce mi çıkmış? İlişkinin gücü ne kadar? Olası mı? Daha mı güçlü? Bu verilerle bilimsel olarak, literatür olarak değerlendirdikten sonra kanaatimizi belirtiyoruz. Aslında çalışanlarda görülen hastalıklar hep meslek hastalıkları daha çok görünüyormuş gibi düşünüyoruz ama aslında çalışanlarda genel hastalıklar daha fazla görünüyor. İşle ilişki hastalıkları ikinci sırada en az görünen meslek hastalıkları. Dediğim gibi değerlendirmeyi yaparken önce kişinin özgeçmişi, soy geçmişi, ayrıntılı anamnezinde bu hastalığı yapabilecek başka bir etken var mı onu değerlendiriyoruz. Koroner arter hastalığı örneğini ben çok severim. Eğer kişinin bazalinde sigara, kolesterol yüksekliği, tansiyon, obezite, özellikle aile öyküsü gibi bir şey varsa hani koroner arter hastalığını direkt mesleğe bağlamamızın mümkünatı yok. Eğer direkt bunların hiçbiri yok, direkt mesleki bir öyküsü varsa, nedensellik kriterlerine uyuyorsa, doz, maruz kalım, süre olarak buna direkt mesleki diyebiliyoruz. Ha ikisi birden varsa hem meslek öyküsü hem de kişinin bu hastalığa yatkınlığı, ona neden olacak etiyolojide iş dışında faktörleri varsa da biz buna işle ilişkide işin şiddetlendirdiği ya da işte şiddetlenen denen üç ibareyi de farklı şekilde kullanabiliyoruz. İş ile ilişkili hastalıklar diyebiliyoruz. Peki tanıyı koyduk, ilişkiyi kurduk, raporumuzu hazırladık. Ne yapıyoruz? Raporu sağlık kurumuna raporlanması için gönderiyoruz.
Sağlık kurulu rapor süremiz bizim ortalama 0 ile 88 gün arası. Eğer kişi tahlilleriyle beraber gelmişse, erken de başvurmuşsa bazen aynı gün raporunu çıkarabiliyoruz. En uzun süremiz de 88'miş. Ceyda Hocam da bundan bahsetti. Özellikle EMG, MR çok farklı tetkikler olabiliyor. Hastanın birden fazla komorbiditesi olabiliyor. O zaman bu tetkik süresi daha da uzuyor. Ama ortalamamız 7 günmüş. Daha önce bunu bir çalışma için araştırmıştık. 7 günde ortalama Mesleki Sağlık Kurulu'nu raporlayabiliyoruz. Fakat burada paylaşmak istediğim bir şey var. E-rapor sistemini Ceyda Hocam gayet ayrıntılı anlattı ama e-rapor için 2 ay resmi süremiz var. Yani bir kişi bize başvurdu, 2 ay içinde bu tetkikleri tamamlayamazsa biz bu e-raporu kapatmak zorundayız. Kapatmazsak bunun faturasının ödenmesiyle ilgili de problemler yaşıyoruz. O yüzden de biraz çıkmıza giriyor hastanın raporu. Raporlarımızın şöyle örneklerini göstermek istedim size. Şöyle sağ tarafta gördüğünüz bizim eski sistemde düzenlediğimiz rapor. Bir kere hastaya e-rapor düzenleyebilmeniz için hastanın size uygun SGK sevkiyle gelmesi gerekiyor. Uygun SGK sevki dediğim şu, üzerinde talep numarası olan e-rapor uyumlu sevk. Her SGK uyumlu sevk vermiyor. Hala eski sistem üzerinde talep numarası olmayan sevkler de gelebiliyor. O yüzden bu sevkleri halen biz sağ taraftaki kurul raporumuza, eski sistem raporumuzdan düzenlemeye devam ediyoruz. Eski sistem raporlarda şöyle, meslek hastalıklarının tespiti genelgesinde işte 5 farklı branş ya da aynı branştan 3 hekim bu raporu düzenleyebilir diye yazıyor. Bu raporu düzenlemek bizim için çok daha rahat oluyor. Hekimleri kendimiz seçebiliyoruz. Artı örneğin bir pnömokonyoz raporu düzenleyeceksiniz. 3 tane göğüs hastalıkları hekimiyle bu raporu düzenleyebiliyorsunuz. Ama aynı hasta e-rapor sevkiyle geldiği zaman, talep numarası olan SGK sevkiyle geldiği zaman zorunlu 5 branş var. Bu branşların yanına siz hastalıkla ilgili branşları da almak zorundasınız. Artı sağlık kurulu başkanı, iş meslek uzmanı derken ortalama altta görünüyordur belki 8-9 imzalı bir rapor haline geliyor bu. Bu raporu 9 kişiye imzalatman bu hastanın da en az 6-7 hekimin muayenesinden geçmesi gerekiyor sadece pnömokonyoz tanısı almak için. Yalnız e-raporlarda şöyle bir şey var. 3 meslek uzmanı varsa çıkarılabiliyor. Fakat şu an Türkiye'de 3 meslek uzmanının olabildiği hastane sayısı da kaç tane bilmiyorum. Herhalde çok fazla yok. Genelde arkadaşlar tek ya da 2 kişi çalışıyorlar. Hani bunu da pratikte yapabilmek çok da mümkün değil. Esra, birkaç dakikada toparlayabilirsen. Hemen hızlı bir şekilde devam edeyim. Tanıda ne sorunlarımız var? Bir kere ileri tetkiklerde ciddi problemlerimiz var. İşte hastaya MR, BERA, EEG, EMG gibi ileri tetkikler istediğimizde bunların raporlama, randevu süreleri çok uzun süre. Hizmet alımıyla genelde artık gerçekleşiyor ve bunların raporlamalarında da yanlışlıklar ve sürenin uzunluğundan dolayı birçok mağduriyet yaşanıyor. Dediğim gibi e-raporları 2 ay içinde kapatmamız gerekiyor. İkinci olarak yataklı servis olmaması, bunu hocamız da bir değindi. Özellikle şelasyon tedavisi ya da çok fazla tetkik isteyen MR gibi daha ileri tetkikler ya da mesela bazen PEFİL'den başlıyoruz. Hastanın takip edilmesi lazım, gözlemlenmesi lazım. Yataklı servis olmayınca bu tip hastalarda da özellikle şehir dışında gelenler için sıkıntılar ve takiplerinde problemler yaşanıyor. Tek raporlama sistemimiz yok. O bizim için büyük bir sıkıntı. 2 rapor sistemimiz var. İkisi farklı işliyor. Özellikle branşlar belki üniversite için daha rahat gerçekten konseylerin ve özellikle branşların olması ama eğitim araştırma ve diğer hastaneler için romatoloji, gastroenteroloji gibi özellikle branşların konseylerin olmaması özellikle hastalar için de bizi sıkıntıya sokuyor. Gelen notları biz eklemek ya da dışarıdan konsültasyon yoluna istemek zorunda kalıyoruz ve her zaman istediğimiz şekilde notlar ya da tanılar gelmeyebiliyor. Aynı şekilde branş hekimlerinin meslek hastalıklarına bakışı hani engellilikte diğer işe giriş raporlarında olduğu kadar kolay imzalama, kabullenme gibi bir şey olmuyor maalesef. Biraz meslek hastalığı raporları diğer hekimler tarafından korkulan raporlar, çekinilen raporlar, özellikle hukuki anlamda bir sıkıntıya girerim diye düşünen raporlar. Birçok arkadaşımdan işte ben kas iskelet çıkaramıyorum mesleki rapor. Neden? İşte ilgili branş uzmanı imzalamak istemiyor kurulda. Bunu yapamıyorum. O branş hekimi korkuyor. İleride sıkıntı olur mu diye geri dönüşlerde bulunuyorlar. Bildirime gelince bildirimi Ceyda Hocam anlattı. Uzun uzun anlatmıyorum. Süremiz biraz kısıtlı. Biz 2 yere bildirim yapıyoruz. Bir mesleki hastalık tanısı koyduğumuz hastaları SGK'ya
fiziksel yolla raporlarını e-rapor da olsa normal rapor da olsa gönderiyoruz. İkinci olarak da Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Çalışan Daire Başkanlığı'na her ay meslek hastalığı ya da işle ilişkili hastalık tanısı koyduğumuz hastaları Excel dosyası olarak gönderiyoruz. Şöyle meslek hastalığı maliyet demek mi? Meslek hastalığı aslında maliyet demek değil. Önceki tabloda da görmüşsünüzdür. Bir hastanın maliyet için, meslek hastalığında maliyet için değerlendirmesi için önce talebinin olması gerekiyor. Daha önce de söyledim, seksiz hastalar geliyor. Biz bunlara meslek hastalığı tanısı koyuyoruz. Bunları SGK'ya bildiriyoruz. Excel'le de bildirimlerini yapıyoruz her ay. Fakat bu kişinin bir talebi yoksa bunlar SGK'da herhangi bir veri ya da bir maliyet gibi değerlendirilmiyor. Artı meslekte kazanma gücü kaybı oranı %10 ve üzerinde olanlarda iş göremezlik ödeneğe bağlanıyor. Onun altında olanlar da sıfır olarak kabul ediliyor. Geçen toplantıda bir tartışma olmuştu. İşte bunlar meslek hastalığı kabul edilmiyor diye. Aslında birçoğu meslek hastalığı kabul ediliyor başvuranların. Biz bunların geri dönüş belgelerini görüyoruz. O belgelerde şöyle yazıyor. Lomber diskopati mesleki hastalığı açısından meslekte kazanma gücü oranını sıfır olarak hesaplanmıştır. Yani meslek hastalığı kabul edilmiştir ama bu sıfır hesaplanmıştır. Bu meslek hastalığı kabul edilmediği anlamına gelmiyor, ediliyor fakat maliyet hesaplanmıyor. Ya da kişi hiçbir şekilde aslında bununla ilgili talepte bulunmuyor. Meslek hastalığı olan, hastalığı tanısı alan kişilerin talebi olmayınca da değerlendirilmeye alınmıyor. Bildirimle ilgili sorunlarımız neler? Hemen kısa bir şekilde bunları da anlatayım. Sayıları, verileri bilmiyoruz. Bir sistemimiz yok, sürveyans sistemimiz yok. Biz de bu verilere kendi aramızdaki sunumlardan ya da ikili ilişkilerle kendimizde sen ne kadar baktın, ben bu kadar baktım. Bu şekilde ulaşıyoruz. Bildirim zorluğu, örneğin ilk hastayı biz tıbbi tanıyı koyuyoruz. Hasta başvurursa SGK'dan yasal tanıyı alıyor. Yasal tanıyı alan tekrar iş yerine bildiriliyor. 3 gün içinde iş yeri tekrar bunu SGK'ya bildiriyor. Yani SGK kendi koyduğu tanıyı iş yeri üzerinden tekrar kendine bildiriyor. Bildirim sistemimiz de düzenlenmesi gerekiyor. Yine bizim iş yerleriyle iletişim zorluğumuz, örneğin bazı risk belirleyemediğimiz ya da iş yeriyle ilgili belgelere ihtiyacımız duyduğumuz hastalarda iş yeri belgelerini temin etmekte çok zorluk yaşıyoruz. Bugün mesela bir hasta geldi bana. Güzelce işte o işitme testleri yıllara göre gönderilmiş. Benim işimi çok kolaylaştırdı mesela. Ama bazen biz istediğimiz halde resmi yollarla istediğimiz halde bu belgeleri elde edemiyoruz. Yine tıbbi tanı, yasal tanı işte yine konuştuk 5510, 6331 farkı diye maruziyet, yükümlülük sigorta süreleri, kişinin mutlaka sigortalı olması, meslek hastalığı listeleri göze alındığında bizim her koyduğumuz tıbbi tanı, yasal tanı olamıyor maalesef. Bu da hastaların mağduriyetine yol açıyor. Kısaca hemen önerilerimi de söyleyeyim. Kısa dönemde ne yapabiliriz? Kısa dönemde SGK sevki olmadan mevzuatımız böyle diyor. SGK sevki olmadan da hasta başvurabilir, meslek hastalığı için değerlendirilebilir, rapor çıkarabilir. Bunun bir an önce düzenlemesini yapıp faturalandırma sistemini düzenlememiz gerekiyor. Raporlama sistemini bir standart hale getirmemiz gerekiyor ki tek elden tek rapor ve bunun daha kolaylaştırılması gerekiyor. Mesleki kurulların düzenlenmesi ve meslek hastalığı tanısı ile ilgili işlemlerin geliştirilmesi gerekiyor. Yine hastane içinde tüm sağlık profesyonellerinin meslek içi eğitimlerinin meslek hastalığı ile ilgili kurul eğitimini alması gerekiyor. İş yerleriyle işbirliğini geliştirmemiz gerekiyor ve meslek hastalık raporlarının birincil amacının koruyucu sağlık hizmeti olduğunu anlatmamız gerekiyor. Uzun dönemde ise kayıt sistemimizi geliştirmemiz, sürveyans sistemimizi geliştirmemiz gerekiyor. Yine temel tıp eğitiminden başlayarak meslek hastalığı, işe uygunlukta yetki, sorumluluk, eğitim bilincimizi geliştirmemiz gerekiyor. Tanı rehberlerine ihtiyacımız var. Birçok hastalıkta hani literatürleri kullanıyoruz ediyoruz ama kendi ülkemizin tanı rehberlerine ihtiyacı var. Hala kurşun enşalasyon tedavisi bunlar muhallat. Hala bizim büyük sorunumuz. Ama bununla ilgili verileri hala kendimiz geliştirmeye çalışıyoruz. Farklı şeyler oluşturuyoruz. Yine iş sağlığıyla verilerin güvenilir, geçerli ve güncel olması. Örneğin iş yerinden gelen bir ölçüm sonucuna benim güvenmem, onu alıp kullanmam, buna ulaşımımın kolaylaşması gerekiyor. Yine benim poliklinikte çok sıkıntı yaşadığım bir durum. Özellikle meslek hastalığı ile ilgili sürekli yasal bir soru. Bunu aldım ne olur? Mahkeme açsam şöyle mi olur? Özellikle iş sağlığı profesyonelleri ve çalışanların
ciddi hukuki anlamda, yasal anlamda soruları geliyor. Mevzuatla ilgili gerekli bilgim olduğu kadar, deneyim olduğu kadar bilgilendirme yapıyorum ama daha ilerisiyle ilgili gerçekten bunlar için kurumlar olması. İşte bununla ilgili haklar, yükümlülükler nelerdir? Kişilerin bununla ilgili de bilgilendirilmesi gerekiyor. Çünkü bu yönü de var sonuçta meslek hastalıklarının. Ben dinlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Biraz hızlı oldu yetiştireyim diye ama umarım faydalı olmuştur. Evet, Esra çok teşekkürler. Çok gerçekten çok kapsamlı bir sunum oldu ve baştan sona bütün süreci aslında bize özetledin. Çok teşekkür ediyoruz. Bir de tabii hastalık profilini de paylaşman çok değerliydi. Yani ne tür hastalıkların geldiği. Tabii Süreyya Paşa aslında Türkiye'nin de bir ne diyelim bir prototipi olduğunu düşünebiliriz. Çok sayıda hasta baktığınız için. Ben çok beklemeden önce sorular yani katkı yapmak istiyorsanız elbette. Ancak öncelikli olarak sorularınız varsa önce onları alayım. Burada gördüğüm kadarıyla şimdi yazılmış bir soru henüz görmedim. Katkı sunmak isteyen arkadaşlarımız var. Bir Ben bu dakika arada kontrol ediyorum. Evet. bir söz isteyebilir miyim Yüce Hocam? Esra Evet, Hocam'ın sen bakarken evet. söylediği bu üç iş meslek uzmanına SGK kabul ediyor şeklinde bir yaklaşım yakın zamana kadar varmış ama son dönemde üç iş meslek uzmanını yeterli bulmamaya başlamışlar. Bazı kliniklerde özellikle böyle çalışan bir iki klinik var. SGK ilgili branş uzmanlarından da bir şekilde onay istemeye, sağlık kuruluna sokulmasını istemeye başlamış. Bu da üç iş meslek uzmanını da farklı bir kategoride aldıklarını da söylüyor, düşünüyorum. Yani bunu da ilerleyen süreçte belki tartışmamız gerekir. Evet, şimdi soru göremedim ben şimdilik. Bir tek Yusuf Hasanlı sanırım bu dengesiz bir dağılım olduğundan söz ediyor. Belki sizler de okudunuz. Esra hocaların Süreyya Paşa'da 20'ye yakın hasta bakılıyor günde. Ancak hiç hasta bakılmayan polikliniklerin olduğunu biliyoruz. Bu dengesizlik için ne yapılabilir diye bir soru tabii. Belki hep birlikte. Yani sizlerden birisi buna bir önerisi olur mu bilmiyorum. Merhaba Yusuf. Bununla ilgili biliyorsun geçen haftaydı sanırım bir toplantı oldu. Bununla ilgili faturalandırma ile ilgili Canan arkadaşımızın bir yazısı oldu, bakanlığa iletildi. Ben de orada bir yazı yazdım. Benim yazımda daha çok sevk zinciri, sevksiz hasta bakma ve e-raporların standartizasyonu ve kolaylaştırması ile ilgiliydi. Bunları bakanlığa ilettik. Hani bilmiyorum geri dönüşü olmadı ama inşallah iyi geri dönüşü olur. Bir dahaki hafta da herhalde bu sunumların SGK ve bakanlıkla ilgili olan kısımları olacak. Belki oradaki sunumu yapanlar daha iyi aydınlatırlar. Ama biz bunu yazı olarak da, resmi yazı olarak da ilettik. Bakalım umarım sonradan iyi dönüş olur. Haklısınız. Ben hep söylüyorum. Bir tarafta yoğun bir iş yükü, bir tarafta da gerçekten hani başka işlere görevlendiren arkadaşlar var. Orada hazır bekliyorlar. Ama işte bunu bir şekilde standartize etmemiz lazım. Bu şekilde zor. Hepimiz için zor. Evet. Esat, sevgili Esat söz istedim. Evet Evet. hocam, teşekkürler. Gerçekten iki sunumdan da çok faydalandım. Hani soluksuz dinledim diyebilirim. İnşallah sunumları da bir şekilde risk sayfasını yüklenirse hani onları da paylaşırız gruplarda. Şimdi ikinci basamak ve üçüncü basamak seviyesinde olduğu için bununla ilgili bir katkı yapmak istiyorum. Bugün İzmirli doktorların olduğu bir sosyal medya grubunda bir çoğu da uzman hekim şöyle bir paylaşım oldu. Benim 30 yaşında bir hastam bugün MI nedeniyle vefat etti dedi. Üzgünüm dedi. Diğer arkadaşlarımız sormaya başladı. İşte kilosu var mıydı? Yok. İşte sigara var mı? Yok. Kolesterol var mı? Yok. Şu var mı? Yok. Bu var mı? Yok. Herkes işte bunun bir genetik kökene bağlama yoluna gitti. O gruptaki tek iş yeri hekimi bendim. Ben ne iş yapıyor diye sordum.
Şöyle bir cevap geldi. Çiftçilik ve hayvancılık. Yani ülkemizdeki çiftçilerin çoğunun izin verilenden kat kat fazla zirai ilacı hiçbir korunma olmadan, yani herhangi bir maske vesaire almadan devamlı kullandıklarını biliyorum. Bunların da nörotoksik, kardiyotoksik olanları olduğunu biliyoruz. Ben bu MIS'in altından bunu da çıkabileceğini yazdım. Yani şunu demek istiyorum. 300 tane hekim arkadaşımızdan bunun mesleğini sorgulamak kimsenin aklına gelmiyor ya da ne bileyim işte bunu belirtme ihtiyacı duymuyorlar. Dolayısıyla ikinci basamaktaki sorun bence temel, hani geçen toplantıda da belirttiğim gibi 2000 yıllık, 3000 yıllık bir tane anamnez sorusunun, ne iş yapıyorsun sorusunun maalesef bu günümüzdeki tıp uygulamaları içinde kendisine yer bulamamasından kaynaklanıyor. Esra Hanım'ın diğer uzman hekimlerden gelen sevkleri %20 olarak belirtmesini de açıkçası hem sevindim hem şaşırdım. Hani belki her gelen uzman hekim, yani ikinci basamaktaki uzman hekimler bu ne iş yapıyorsun sorusunu daha sıklıkla sorsalar belki bu sevklerin sayısı daha çok artacak diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Şimdi bir katkı daha var sanırım. Metin Çelikiz, tek hekim raporu ile ilgili bir hala aramızdaysa. Evet. Evet, Metin. Kameram açılırsa konuşayım. Evet. Yani merhabalar. İyi Merhabalar. akşamlar. Çok güzel bir sunum oldu. Her gün bir şeyler öğreniyorum. 74 yaşındayım. Nereden nerelere gelmişiz? Aksayan yönler hala olabiliyor. Ben ilk isterseniz birazcık kısacık bir şeyler bahsedeceğim. Hekim arkadaşların başına gelen bir iki olayı anlatacağım. Faydalı olur düşüncesiyle. İlk defa Zonguldak'ta meslek hastalıkları hastanesi yoktu. Sistem şöyleydi. Türkiye'deki iller Ankara ve İstanbul meslek hastalıklarına bağlanmıştı. Biz de Zonguldak olarak İstanbul'a bağlıydık. Dolayısıyla bütün şeyler otobüslerle İstanbul'a giderdi şeyler. Bu maliyet almak için olan sevk yaptıklarımız. Arabalar tutulur giderler. Bunlar orada ayda 50 kişiye falan veriyorlardı maliyet şeyleri, raporları hazırlanıyordu. O zaman öyleydi yani. Hem tespit yapıyorlar hem maliyet veriliyordu eskiden. Dolayısıyla sonradan dediler ki bunu Zonguldak yapsın. Çünkü adamlar 3 yıl sıra bekliyor, ölüyorlar sırada. Ve biz başladık. Tespiti de biz yaptık. Yetkiyi de aldık. 95 yılında aldı hastane bu yetkiyi. Kuruldu, yapıldı. Sistem yürümeye başladı. Arkasından bizim oraya Zonguldak biliyorsunuz pnömokonyoz ağırlıklı iddia ile geliyorlardı. Bir de ihbarla geliyordu. Bir de mahkeme yoluyla geliyordu. Mahkeme yoluyla gelenler de direkt geliyorlardı ama ücretliydi. Mahkeme yoluyla gelirlerse ücret ödüyorlar hastaneye tetkik ücretlerini. Ama SGK yoluyla gelirlerse herhangi bir ücret ödemiyor. Yahut da iş yeri hekiminin sevkiyle ücret ödemiyordu. Neyse sistem böyle gitti. Şimdi SGK yoluyla gelmesi iyi bir şey. Şöyle SGK mesela şimdi geçen hafta öğrendim arkadaşlardan Metin Zonguldak Bey, telefon etti. pardon. Tek hekim raporu ile ilgili bir Ha, onu yorum söyleyeyim. yapacaktınız. Şimdi Onu alırsak hemen onu süremiz söyleyeyim. çok kısıttı çünkü. Çok kısa, tamam hemen söyleyeyim. Şimdi şöyle bir şey başına geldi arkadaşlarım, Zonguldak için söylüyorum. Şimdi iş yer hekimi işe alacağı zaman hastaneye gönderiyor. İki doktor, İLO pnömokonyoz okucu sertifikası olan doktorlar, bunda pnömokonyoz var diyor. Dediğim yani 7-8 sene oldu bu olaya. Ve pnömokonyoz var diyor. Fakat SGK'ya bildirmiyorlar. Bildirmeyince SGK bunlara şey yaptı. Dava şey yaptı. Doktorlara para şey cezası çıktı. 16 bin lira. İki tane mahkemeye verildi. Bir daha bir iş yeri mahkemesi doktorların suçu yok dedi. Öbür mahkeme var dedi. Onun için bak şimdiki sistem ne güzel söyledi hocalar. Şey bildiriyorlarmış. Yani ne diyor kanun? Sağlık hizmet sunucuları diyor SGK'ya bildirmek zorunda. Onun için herkes bildirmek zorunda. Yani o raporu bir tek hekim raporu verince muhakkak şeye bildirilecek SGK'ya. Evet. Onu söyledim. Bu konuda ben söyledim Peki. Peki, çok teşekkürler.
Rica ederim. Şimdi sohbet bölümüne de tekrar bir kontrol edeyim. Söz almak isteyen ya da soru iletmek isteyen. Çok sayıda teşekkürler var. Ben de katılıyorum bunlara. Artık İş Zonguldak şey güvenliği aramıyor mu? uzmanı, pardon. PKK'dan pardon. Zonguldak şimdi şöyle eskiden şey hocalarımızdan bir Ceyda Hoca herhalde bahsetti. Teyit alarak dedi SGK'dan. SGK şimdi her geleni almaz mesela. Der ki dışarıdan bir bana pnömokoniz olduğuna dair rapor diye teyit de isterdi. Artık onu Zonguldak kaldırmış. Evet. Diğerlerini bilmiyorum. Yani Süreyya Paşa'yı falan. Hiç adam dilekçeyi veriyor. Onu tespit için ya Bülent Ecevit Üniversitesi'ne gönderiyor Zonguldak'ta yetkili veya da meslek hastalıkları hastanesine gönderiyor. Hiçbir artık öyle zorlama rapor yok. Onu da Evet. söyleyeyim. Teşekkürler. Peki ben bir soru sorayım. Aslında bununla da ilgili hocalarımız ne düşünüyor? Aslında geçen hafta sevgili Esat'a da sormuştum bu soruyu. Meslek hastalıklarının tanısında şimdi işin bir bildirim kısmı var. Ve tabii yani ekonomik ve boyutu var. Yani sevk ve bunların ödenmesiyle ilgili tarafı var. SGK'nın devrede olduğu. Sorum şu, iş yeri hekimlerinin meslek hastalıkları tanısı koyması ile ilgili ne düşünürsünüz? Burada tabii sevk şu anki sistemden bahsetmiyorum. Genel anlamda bununla ilgili bir sistem kurulabilir mi? İkincisi de meslek hastalıkları uzmanlarının tek başına tanı koyması ile ilgili sizin görüşünüz nedir acaba diye böyle iki tane soru yönelteyim sizlere. Önce Ceyda Önce sen. kim Peki. yanılıyorsun? Peki ben söyleyeyim. İş yeri hekimleri meslek hastalığı tanısı koyma yetkisi tabii ki hocam. Bence olmalı ama günümüz sisteminde meslek hastalığı tanısı koymayı bırakın. Resmi sevki vermeye bile çekiniyorlar haklı olarak. Evet. Bazen hastalar geliyor, iş yeri hekimi yönlendirdi. Sevkiniz var mı? Sevk veremem dedi. Hani orada bir çekince olduğu için meslek hastalığı tanısı koyma ne kadar gerçekçi olur günümüz sisteminde onu bilemeyeceğim açıkçası. Ama gerçekten koymalılar. Çünkü iş yerini gözlemleyenler, iş yeri hekimleri bazı hastalıklar geliyor. En güzel tanı aslında iş yerinde konulacak. Örneğin bir ilaç firmasından gelmişlerdi. İlaç maruz kaldığı zaman tozuna anafilaksiye giriyor kişi. Aslında buradaki meslek hastalığı tanısını en güzel koyacak kişi iş yeri hekimi. O anda o maruziyeti görüp anafilaksiye girdiğini görüp kesin maruziyeti ve tanıyı koyabilir. Çok basit. Ama dediğim gibi hani günümüz sisteminde bu kadar çekinceler, bu kadar mağduriyetler olunca ne kadar koyabilirler? Açıkçası bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Tek meslek hastalıkları uzmanı koyabilir mi? Bundaki çekincem de şu olabilir. Çok fazla geri yönelik şikayet. Biliyorsunuz meslek hastalıklarının bir de işte tazminat, meslekte kazanma gücü oranı tespiti, bunun gibi bir sürü şeyi var. Geri yönelik böyle problemler olduğu zaman hani tek imzalı bir rapor meslek hastalığı uzmanı için sıkıntı olabilir mi? Çünkü sert geri dönüşler de Evet. olabiliyor iş yerlerinden de hastalardan da. Açıkçası o konuda da çok emin değilim. Tek imzalı rapor konusunda ben de bilemedim. Tek hekim durum bildirir tabii ki. Hani onu vermeliyiz zaten. Hatta ben de Metin Bey'e katılıyorum. Bildirimi de yapmalıyız. Sonuçta meslek hastalığı konusu koyduysak tek hekim raporu da olsa bunun bildirimini yapmalıyız. Zaten provizyon bizim bu yönde koruyucu bir şey. Meslek provizyonu biliyorsunuz koruyucu bir şey. Aslında bildirim yerine de geçiyor. Ama yine de bildirimini yapmalıyız bence. Ama tek imza konusunda da çok hemfikir değilim. Ama iş yeri hekimlerinin meslek hastalığı tanısı koyabileceğinde hemfikirim. İşi bilen onlar, maruziyeti gören onlar. Hatta bence iş yerinde daha da güzel. Maruziyeti görerek de daha kesin, daha güzel Çok tanımlar teşekkürler. Ceyda, hocam siz farklı bir görüş mü ya da katılıyor şöyle musunuz? Nasıl? aslında yani Esra'nın söylediklerine katılıyorum ben de. İş yeri hekimlerinin tabii ki meslek hastalığı tanısı koyması gerekiyor. Aslında şüphelendikleri hastayı göndermeleri bir bakıma şüpheli ön tanı oluyor. Meslek hastalığı tanısı koyuyorlar. Hatta Sağlık Bakanlığı'nın bununla ilgili bir altyapısı da var. Yani meslek hastalığı şüphesi aile hekimliği sisteminde bir tikle işte meslek hastalığı düşünüyor musunuz gibi bir sorusu var. Tabii bu etkin şekilde yürütülemiyor şu anki haliyle. Ya birinci basamaktaki bütün hekimlerin böyle şüphelenilen hastalıkları işaretleyip en azından
bunların izlenebilir hale gelmesi sağlanabilir genel sürecin içinde. Ve iş yeri hekimleri özel sektörde çalıştıkları sürece ya da işverene bağlı olarak çalıştıkları sürece iş yeri hekimi Türkiye koşullarında tanı koyması çok gerçekçi değil. Ama iş yeri hekiminin tam olarak mesela Esra Hocam'ın söylediği gibi anafilaksi nedeniyle iş yerindeki şu maddeye bağlı olduğunu meslek uzmanına yönlendirirse zaten bunun tanısını koyma ile ilgili herhangi bir sorun olacağını da düşünmüyoruz. Yani iş yeri hekiminin oradaki beyanı, periyodik muayenesinde ne yazdığı çok önemli aslında. Yani bunu bildirirse yeterli olur. Buradaki en büyük sakınca bir şekilde iş güvencesiyle ilgili sorunu iş yeri hekiminin. Bunun dışında tek hekim olarak tek hekim durum bildirir raporunda aslında biz kanaat bildiriyoruz meslek hastalığı olup olmadığı ile ilgili. Bununla ilgili tıbbi tanı koymada herhangi bir sakıncamız yok. Ama buradaki sorun da işte SGK'nın raporu kabul etmemesi. Biz zaten bunun için eğitim alıyoruz. Yani tek hekimin tanı koyma ile ilgili bir sorunu yok. Sadece ilgili branş uzmanına danışmak, konsülte etmek, ayrıca tanısını yaptıktan sonra ya bununla da ilgili zaman içinde bir sorun olmayacağını düşünüyorum ben. Yani tek başına karar vermek de o kadar sıkıntılı bir süreç olmayabilir ama günümüz koşullarında tıbbi değerlendirmelerin hepsinde olay tabii edim elde etmeye dayandığı için bunun bir kurul olarak en azından ilgili branş hekimiyle birlikte belki bir kurul olarak elde edilmesi çok daha hepimiz için koruyucu olabilir. Peki. Çok teşekkürler her iki konuşmacımıza. Belki hani Esra hocamızın en sonda sözünü ettiği bir iyi bir sürveyan sisteminin belki yerleştirilmesiyle ve bildirimlerin ki dinleyicilerden de böyle bir şey oldu. Bütün yetkinin diyor. Belki bütün yetki biraz iddialı olabilir ama bildirim sisteminin Sağlık Bakanlığı üzerinden yürütülmesi ve bildirimleri Sağlık Bakanlığı'na yapılması ve oradan belki edime esas olacak hastalıkların SGK tarafından çekilmesi, değerlendirilmesi gibi bir sistem. Belki bütün bu karışık, karmaşık yapılanmaya bir katkı sağlayabilir. Çok sevgili Kaan Karadağ bununla ilgili güzel bir tanımlama yapmıştı, girdap olarak tanımlamıştı. Meslek hastalıkları girdabı olarak tanımladı. Gerçekten de bir girdap. Yani SGK'ya başvurusu ayrı, kişinin kendi başvurusu ayrı, ödemeler ayrı, bildirimler, Sağlık Bakanlığı'na yapılan SGK'ya geri dönüşler, rehabilitasyon, işe dönüş, bunların hepsi bir girdaba dönüşüyor ve işin içinden çıkılmaz bir hal alabiliyor. Süremizi bir 5 dakika kadar geçtik. 45 çeyrek kala başlamıştık. Şey, Ben Yücel, oturumu bir söz evet. isteyen daha var galiba da. Bir söz isteyen Pardon. Öyle mi? katılımcımız. Yalnız rumuzla katılıyor, o yüzden bilemiyorum şeyi ismi. Pardon, şimdi gördüm. Hüseyin de kusura bakmayın. Kim? Görüntüyü açtım Hüseyin ama ismi değiştirmemişim. Öyle Çok kalmış. teşekkür ederim. Hüseyin Bey, evet. Hocam ben şeyi çok merak ediyorum da 2022'de meslek hastalığı sayısı istatistikleri 950 civarında çıktı ya. Şimdi 2023'te bu sayı daha yüksek mi yoksa anladığım kadarıyla mesela iş ve meslek hastalığı uzmanı hocalarımız mesleki dediğinde bu SGK'daki o istatistiğe giriyor mu, dahil oluyor mu? Hayır. Onu açıkçası Evet. merak ediyorum. Sanki bu Aslında toplantıda Esra Hoca oluyor buna artık gibi algıladım ben. hayır. Esra Hoca buna değindi en son istatistikleri. Biz yani hastanelerden bildirilen bilmiyorum Esra sana verebilirim sözü ama Şöyle Hüseyin Bey, bizim hastane verilerimiz asıl Sağlık Bakanlığı'na, halk sağlığına gidiyor, çalışan dairesine gidiyor. SGK'da gördüğünüz veriler meslek hastalığı ile ilgili talepte bulunulacak artı belli bir oranın üzerinde olacak. O veriler o şekilde oraya. Yani mesela bir hasta meslek hastalığı tanısı aldığında herhangi bir SGK'ya bununla ilgili talepte bulunmazsa o veriler de yer almıyor. Ama aylık çalışan sağlığı daire başkanına bildirdiğimiz veriler bizim asıl mesleki verilerimiz.
SGK farklı, SGK'yı sigortacılık gibi düşünürseniz kişinin bir talebi olmadıktan sonra, bir maliyeti almadıktan sonra o rakamlar orada yansımıyor. Yani asıl sayı değil. Ha, Biz o yine sayıya ulaşabiliyor muyuz hocam şimdi peki? belki şöyle bilmiyorum, Naci hocamız ayrıldı herhalde. Birkaç yıl önce sanırım bir 5-6 yıl oluyor. 5510'daki, yani bu sorunun çözümü meslek hastalığı tanımının SGK'dan çıkartılmasıyla olabilir. Meslek hastalıkları tanısı bir tane olmalıdır. O yüzden çok büyük bir kafa karışıklığı oluyor. Meslek hastalıkları bildirimini SGK, aslında yani istatistiklerini SGK bildirmiyor bize. O ne kadar tazminat ödediğini, kaç kişiye tazminat ödediği sayıları bildiriyor. Biz de herkes de onu meslek hastalıkları, üstelik bir de daha da tuhaf bir tanımlama yapıyoruz. Yasal meslek hastalıkları diyoruz. Hayır, öyle bir tanım yok. Bir tane tanım var, meslek hastalığı tanımı. Bir de işle ilişkili hastalık tanımını henüz yasalarımızda yok ama tanımlayabiliriz. Ama 5510'daki tanımın değiştirilmesiyle mesela edime esas ya da tazminata esas olan meslek hastalıkları tanımı olarak değiştirilirse bu kafa karışıklığı gidecektir. Aynı zamanda da tabii bildirimlerin de Sağlık Bakanlığı'na yapılması sorunu çözecektir. Gerçek sayılara Ben Demir abi. ulaşılacaktır diye Evet. düşünüyorum. Evet, süremizi biraz sabrınıza da sığınarak 10 dakika kadar geçirdim. Katılımınız için çok teşekkürler. Sayın Başkan'a devredebilirim. Kapatmak için istersen sana devredeyim Yücel, sözü. çok 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 teşekkürler. teşekkür ederim sana da, sevgili Ceyda'ya da, Esra'ya da, bütün katılımcılara. Gecenin bu saatinde 30 katılımcı hala bizimle ve çok sayıda da eminim soru gelecek. Çok verimli bir oturum oldu. Ellerinize sağlık. Daha bunu tartışmaya devam edeceğiz. Çünkü hem emekçiler hem iş sağlığı güvenliği profesyonelleri açısından iyi anlaşılması gereken bir şey. Yücel'in her zaman söylediği bir anlam taşıyor meslek hastalığı bizim açımızdan. Hasta iş yerini gösteriyor meslek hastalığı. O bakımdan bunu daha iyi anlamamız gerekiyor. Buna çok katkı verdiniz. Sağ olun. Emre Bey'in kişiliğinde etkinlik çalışma komitesine bu süreci baştan sona ince ince öğren, İş sağlığı güvenliği hukuku uzmanlık grubumuzun değerli başkanı Erdem hocamız ve üyelerimize tek tek çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok verimli bir toplantıydı. Bundan sonra ayın 20'sinde, 20 Mart'ta dediğim gibi SGK'nın edim kazanmış edime aday, daha doğrusu hastalığın yönetim sürecini irdeleyeceğiz SGK'dan katılımla ve Sağlık Bakanlığı'nın meslek hastalığına yönelik gelecek perspektifini irdeleyeceğiz. En sonunda da yine Erdem hocamızın ve çok değerli bir iş hukukçusu katılımcımızın, konuşmacımızın daha olduğu bir oturumla şimdilik kapatacağız. Ben Erdem hocaya çok kısaca söz vereyim. Hocam buyurun. Eklemek istedikleriniz varsa lütfen. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben de katılımcıları, sunum tebliğ sahiplerini yürekten kutluyorum. Büyük bir ilgiyle dinledim ve gerçekten de notlar aldım, yeni şeyler öğrendim. Kendilerine tekrar çok 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 teşekkür ediyorum. Ben de sizlere, Risk Yönetimi Derneği'nin yönetimine bize bu çalışma olanağını sağladığı, bize çok destek olduğu için tekrar teşekkür ederim. Hukuk uzmanlık grubu başkanı olarak diğer çalışma arkadaşlarım ve grup üyeleri adına da tekrar hem bizi izleyen tüm katılımcılara hem de tebliğ sahiplerine tekrar çok teşekkür ederek kapatmak istiyorum. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum İyi herkese. akşamlar, İyi teşekkürler. akşamlar. İyi akşamlar.